bu yasaların ortadan kaldırılması. Bizim verdiğimiz taahhütnamede de bunlar var. Ve böylece mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması. Yani yaşa takılmalarının engellenmesi, yıllarca emeklilik hakkını almak için beklemelerinin önüne geçilmesi. Ve en geniş şekilde, taleplerinin tam olarak karşılanacağı şekilde. Yani biz bir dönem hatırlıyoruz, Sayın Bakan yıllık bunların talebi 26 milyar lira tutuyor. Bundan birkaç sene evvel, bu da çok ağır büyük demişti. 26 milyar lira buraya veremezken 300 milyar liradan fazla faize para veriliyor. Yani 48 milyar lira imtiyazlı holdinglere veriliyor. Bunlara vereceğinize EYT'ye vereceksiniz ve iş çözülmüş olacak. Bu taleplerin karşılanması zor değildir. İnşallah yeniden Refah iktidarında bunları gerçekleştireceğiz. Bu süre kısa bir süre değil mi? Değil, bu çözülebilir. Yeter ki imkanlar önce millet anlayışıyla millete aktarılsın. Bu sene içinde 48 milyar lira, dolar kurunun 9 lira olması halinde 48 milyar lira imtiyazlı holdinglere garanti ödemesi var. Dolar 17 lira oldu. Bu neredeyse 100 milyar lira yapar. 100 milyar lira imtiyazlı holdinglere ödeme yapılacak. 300 milyar liranın üzerinde faize ödeme yapılacak. 250 milyar lira, 300 milyar lira kur korumalı mevduata yapılacak. Aslında trilyonlar var ortada ama vatandaşı öncelemek yerine imtiyazlılar, güçlüler öncelendiği için bu problem yaşanıyor. Biz hortumların yerini değiştireceğiz, kaynakları vatandaşa aktaracağız ve bu sorunların inşallah üstesinden geleceğiz. Bunun örneğini 54. hükümette verdik Milli Görüş olarak zaten Erbakan hocamızın başbakanlığında. Yine aynı zihniyetle, aynı mantıkla inşallah önce millet diyerek bu sorunların çözülmesi zor değil. İmkan var, kaynak var. Yeter ki bu millete aktarılsın. İmkanlar faize gidiyor, imtiyazlı holdinglere gidiyor, kamunun israfına gidiyor. Dolayısıyla da millete, işçiye, memura, emekliye, çiftçiye imkan kalmıyor. Tabii asgari ücrete yapılan %30'luk zam %50 artı %30 olmuş oldu. Dolayısıyla da bu aslında %100'e tekabül eder hemen hemen yıllık. Ama gerçek enflasyonun %160 seviyesinde olduğunu bağımsız kuruluşlar ortaya koyuyorlar. Bağımsız kuruluşa da gerek yok, araştırmaya da gerek yok. Vatandaş zaten çarşıda, pazarda, markette bunu görüyor. Dolayısıyla bu yapılan %30'luk ikinci 6 aydaki artış da maalesef asgari ücretliyi enflasyona ezdirmiştir. Ve 5500 liralık bir asgari ücret bugün 6500 lirayı aşan açlık sınırının da altında kalmıştır. Bunların çözümünü de 54. hükümette Milli Görüş ortaya koymuştu. İşçiye, memura, emekliye %100, %200, %320 Bağkur emeklisine maaş zammı yaptı. Ve bunların da enflasyonu arttırmadığı görüldü. Tam tersine piyasanın, halkın alım gücü olduğu zaman esnafta alışveriş de artıyor, esnafın da yüzü gülüyor. Esnafın satışları artınca ham maddeci, malzemeci, tedarikçi, fabrikatör, bunların da siparişleri artıyor, bunların da yüzü gülüyor. Bütün bir ekonominin çarkları dönmeye başlıyor. Dolayısıyla millete vermekten çekinmemek lazım. Asgari ücretliye, halka, dar gelirliye vermekten çekinmemek lazım ama bugüne kadar olduğu gibi bugün de maalesef mevcut hükümet asgari ücretliyi aynen emeklide olduğu gibi, memurda olduğu gibi enflasyona bir kez daha ezdirdi. Artık millete verecek çok fazla bir şeyleri kalmamıştır. İnşallah önce millet anlayışıyla yeniden Refah Partisi Milli Görüş bu sorunların üstesinden gelecektir. Biraz evvel konuşmamızda da ifade ettiğimiz gibi. Bir de biliyorsunuz ki ülkede göçmen sorunu var. Siz iktidara geldiğinizde bu konu hakkında nasıl bir yol izleyeceksiniz? Ümit Özdağ'ın çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Tabii biz onların artık bu saatten sonra bir an evvel ülkelerine dönmelerinin kendileri için de bizim için de en hayırlısı olduğunu düşünüyoruz. 7-8 senelik bir sürede maddi manevi yapılacak her şey yapıldı. Orada savaş da büyük ölçüde sona erdi. Orada gerekirse Suriye devletiyle de temas kurularak, bunların can güvenliği teminat altına alınarak dönmelerinin sağlanması dediğim gibi kendileri için de bizim için de en hayırlısı. Bu zorla apar topar sabahtan akşama otobüslere doldurup göndermek manasında değil. Ama kademeli olarak belli bir plan dahilinde artık dönmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bülbülü altın kafese koymuşsunuz gene de vatanım demiş. Onlar da buradaki şartlarda kendi topraklarından, ailesinden, akrabasından, doğup büyüdüğü yerden uzakta, dilini bilmediği, kültürünü bilmediği bir memlekette yaşamaktansa can güvenlikleri olması halinde kendi ülkelerine dönmeyi tercih ederler. Bunun inşallah sağlanması gerekir diye düşünüyoruz. O tabii biraz abartılı buluyoruz. Bu işin tabii kışkırtmaya gitme tehlikesi var. Hem Suriyeli
içimizde bulunan Suriyeli vatandaşların bize karşı kışkırtılması, hem bizim vatandaşımızın onlara karşı kışkırtılması, Suriyeliler kalsınlar diyenlerle gitsinler diyenlerin birbiri arasında çatışmaya ulaşması, üslup olarak uygun bulmuyoruz, sert buluyoruz ve bunun toplumsal bir olaya yol açma tehlikesinin olabileceğini, kışkırtıcı olduğunu düşünüyoruz. Tabii İstanbul Sözleşmesi'ni Tayyip Bey imzasını geri çekti ama onun uzantısı olan kanunlar var, düzenlemeler var. 6284 bunlardan bir tanesi. Bunun da mutlaka meclisten çıkartılması, kaldırılması lazım. Cinsiyetsiz bir toplum oluşturmaya yönelik bir sözleşme ve sinsi bir sözleşme. Aynı zamanda bu cinsiyetsiz toplumun yanında aile mefhumunu hiçe sayan, aile müessesesini ortadan kaldırmaya yönelik böyle 6284 gibi uzantıları var. Dolayısıyla buna kesinlikle karşıyız, tasvip etmiyoruz. Biz binlerce sene, yüzlerce sene aile yaşantısıyla bütün dünyaya örnek olmuş bir milletiz. Batıdan ithal, Avrupa'dan ithal düzenlemelere, kanunlara, kadınlarımızı korumak için, ailemizi korumak için ihtiyacımız yok. Kendi değerlerimize uygun, kendi tarihimize, kendi özümüze uygun kanunlar, politikalar, düzenlemeler yapmamız gerekir. Geçmişte de bunu söylemiştik zaten, şimdi de tekrar ediyoruz. İnşallah bunları da milli görüş zihniyetiyle biz yeniden Refah Partisi olarak yapacağız.